Efe'nin yemek davetine giden Seyran, Ferit'in yaptıklarından ders alması için kendi kozlarını oynuyor. Ferit Pelo ile yine buluştuğu için Seyran bu durumu kaldıramadı ve Ferit'e Pelo ile buluşmasının hesabını sordu. Yani aslında Seyran, Ferit'in kendisini bu kadar kıskanmasına ve Efe ile olan iş anlaşmasının Ferit'e bu kadar ağır gelmesine dayanamamıştı ve anlaşmayı imzalamaktan vazgeçecekti. Ancak Ferit'in Pelo ile buluştuğunu öğrenen Seyran, Ferit'e karşı duyduğu güvensizlikte kendince yine haklı çıktı. Ferit'in Seyran'a "Ben baba olmak istiyorum, senin benimle bir gelecek düşüncen yok" demesi aslında bir anlamda haklıydı. Ferit Seyran'la beraber olmak ve onunla tam anlamıyla karı koca olmak istiyor. Ancak Seyran da kendince haklı sebepleri olduğu için bu duruma mesafe koyuyor. Çünkü biliyorsunuz ki Ferit'in sağ solu belli olmuyor ve her an başka bir şeye kapılabiliyor. Bu da Seyran'ın Ferit'e olan güvenini kırdığı için Seyran tam anlamıyla Ferit'e güvenmeden onunla gerçek bir evlilik yaşamak istemiyor. Peki Ferit Efe'ye ne yapacak? Seyran Ferit'in kendisine "Belki de Pelin'den çocuğum olmasını istiyorum" gibi ağır lafları duyduktan sonra sinir krizi geçirdi. Seyran'ı sakinleştirmeye gelen Sunay ise Seyran'ın kararlılığı karşısında şoka uğradı. Çünkü hatırlarsanız Seyran bu sahnede Sunay'a "Benimle geleceksin, kardeşinin neler yapabileceğini sana göstereceğim" demişti. Yani Seyran Ferit'in bu yemeğe basacağını bilmesine rağmen oraya gitti. Son sahnede Ferit Efe ile Seyranları yemekte basınca Seyran oldukça soğukkanlı duruyordu. Çünkü Seyran burada Ferit'i Efe'nin yanında baş kaldıracak ve bu yemeğe kendi isteğiyle geldiğini söyleyerek Ferit'in kendi üstünde baskınlık kurmasına ve sürekli tehdit savurmasına izin vermeyecek. Önceki analizimde bu sahnenin gerçekleşeceğini söylemiştim ve gerçekte oldu. Ancak Efe karakteri diziyle 5 bölümlük bir anlaşma imzalamıştı. Yani 3 bölümden sonra Efe karakterinin gerçek yüzü anlaşılacak ve böylece Seyran'la Ferit arasındaki sular biraz daha durulacaktır diye düşünüyorum. Ancak Efe Sunay'ı da gördükten sonra "Bu ailede ne genetik var" demişti ve Defne Efe'yi Seyran konusunda uyarmıştı. Efe ise "Seyran şart değil, rahat ol" diyerek Defne'ye cevap vermişti. Yani Efe Sunay'ı da gördükten sonra Sunay'a da aynı şekilde bir teklifte bulunabilir. Suna böyle konularda daha heyecanlı ve daha meraklı olduğu için muhtemelen bu teklifi kabul etmek isteyecektir. Ancak Seyran Efe'nin gerçek yüzünü görmeye başladıktan sonra Suna'nın Efe'ye güvenmemesi ve teklifi kabul etmemesi için ısrar etmeye çalışsa da Suna Seyran'ın kendisini kıskanarak böyle söylediğini düşünecek ve bu konuda ısrarcı olacak. Tabi aynı zamanda bir yandan ifakatın dolduruşlarına da maruz kalacak olan Suna Seyran'a karşı gittikçe daha da mesafeli davranmaya başlayacak gibi gözüküyor. Hatta Ferit ifakatın Suna'yı Fuat'la evlendirme planını öğrendikten sonra Suna'ya "Bu bölümde yengemin aklından geçenleri tahmin bile edemezsin. Sana söylediklerine ve senden istediklerine dikkat et" diyerek Suna'ya bu konuda uyarıda bulunmuştu. Tabi Efe Suna'ya da böyle yakın davranmaya çalışırsa Abidin de bu konuya dahil olacaktır. Böylece Efe ile Abidin arasında da bir çekişme görebiliriz. Peki Serter ile Ferit'in arasında neler olacak? Serter her ne kadar bu bölümde Mahon'un elinden Ferit'leri kurtarsa da Mahon'un bu olayın peşini kolay kolay bırakmayacağını söylemiştik. Hatta bu bölümde Kazım Ağa'nın da olaya dahil olarak Maho'ya karşı sert davranması olayı aslında daha da kızıştırdı. Maho her ne kadar Abidin'i yakalamış olsa da asıl aradığı kişinin Ferit olduğunu biliyoruz. Yani sonraki bölümlerde Maho'nun Ferit'e bir şekilde ulaşmaya çalışacağını ve Ferit'le karşı karşıya kalacağını söyleyebiliriz. Hatta tahminlere göre Maho'nun Ferit'i kaçıracağını söyleyenler de var. Yani her şekilde Ferit'in ailesiyle Serterlerin ailesinin karşı karşıya kalacağını kesin olarak söyleyebiliriz. Peki Pelo'ya ne olacak? Yine yapılan bazı tahminlere göre Ferit Serter'in sıkıntılı bir kişi olduğunu Pelo'ya zaten söylemişti. Pelo da Serter'den kurtulamayacağını anlayarak Ferit'ten kendisini Serter'den kurtarmasını isteyerek yardım isteyecek. Ferit'in ise Pelo'yu korumak için yalaya getireceği söyleniyor. Yani böyle bir şey yaşanırsa muhtemelen Ferit'le Seyran'ın Pelo için kavga ettiğini yine göreceğiz demek. Aynı zamanda diziyi sevenlerin de yine bu durumdan oldukça rahatsız olacağını söyleyebiliriz. Tabii bu kesin bir şey değil. Fakat Pelo'nun yalıda çekimlerde bulunduğunu söyleyenler var. Yani doğruluk payı da var bu durumun. Evet dostlar, siz de bu bölüm hakkındaki yorumlarınızı aşağıya mutlaka yazın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.